Herkese merhaba. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere kedi ve köpeklerde gıda alımı ve su tüketimi ihtiyaçları hakkında bilgi vereceğim. Tüm canlılarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de yeterli miktarda gıda alımı ve su tüketimi oldukça önemlidir. Yetişkin bir canlının vücudunun yaklaşık %60'ı sudur. Bu oran yavrularda daha fazladır. Kedi ve köpekler sıvı ihtiyaçlarını su içerek karşılayabildikleri gibi diğer besin maddelerinden de karşılayabilirler. Örneğin haşlanmış et ve tavukta su oranı %20-%30 civarındadır. Bu oran kuru mamalarda %10, konserve mamalarda ise %50-%60 civarındadır. Yani konserve mamalar su oranı açısından yüksek bir oranda seyrederler. Normal şartlar altında köpekler tükettikleri kuru mamanın 3 katı kadar su içerler. Bu oran büyüme çağındakilerde, aşırı egzersiz yapanlarda, emzirenlerde ve sıcak hava koşullarında 4 katına kadar çıkabilmektedir. Bu bilgiler ışığında köpekler günlük olarak her kilogram canlı ağırlık için 15-20 gram kadar kuru mama, 50 mililitre su içmesi gerekmektedir. Yani 20 kiloluk bir köpek günlük ortalama 350-400 gram kadar kuru mama, 1 litreye yakın da su içmesi gerekmektedir. Köpeklerde beslenmeye de birazcık değinecek olursak, köpekler 6 aylığa kadar günde 3 öğün beslenmelidir. 6 aylıktan sonra ise günde 2 öğün beslenmesi doğru olacaktır. Tabi bu günde 3 öğün beslenme durumu sizin müsait olma durumunuza göre değişebilir tabii ki. Eğer müsait değilseniz aynı miktarda kuru mamayı günde 2 öğün olarak da paylaştırabilirsiniz. Son olarak köpeklerde beslenmede 12-15 aylığa kadar yavru köpek mamasıyla beslenmesi köpeğinizin fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Kedilerde beslenmeye de birazcık değinecek olursak, kediler her kilogram canlı ağırlık için yaklaşık 15 gram kuru mama, 50-55 mililitre de su içmesi gerekmektedir. Yani 4 kiloluk bir kedi günlük ortalama 60 gram kadar kuru mama, 200-220 mililitre de su içmesi gerekmektedir. Kedi ve köpeklerin beslenmesinde bir takım farklılıklar mevcuttur. Kedilerde doygunluk hissiyatı olduğundan adli bütün beslenirler. Yani günlük tüketeceği kuru mama önlerinde durur, acıktıkça gelip gidip yerler. Bu durum aşırı hareketli, enerjisini harcayan kedilerde yaşam boyunca devam edebilir. Fakat evde yaşayan kedilerde, enerjisini fazla harcamayan az hareketli kedilerde günlük yiyeceği kuru mama öğünlere bölünerek verilmesi obezite problemlerinin önüne geçecektir. Kedi ve köpeklerde su tüketimi oldukça önemlidir. Kediler köpeklere oranla daha az su tüketirler. Dolayısıyla idrar yoğunluğu da köpeklere göre daha fazladır. Peki bu yoğun idrar neye yol açar? İdrar kesesinde ve idrar yolunda bir takım problemlere neden olur. Bunun için ise kedilere su içmeye teşvik etmemiz gerekir. Bunun için birkaç farklı yöntem vardır. Birincisi, evde yaşayan kedilerde su kabı sayısının arttırılması. İkincisi, biliyorsunuz kediler çok fazla böyle durağan, durgun sudan su içmeyi sevmezler. Akan sudan suyu içmeyi daha çok severler. Bunun için suyu sürekli devir deyim yapan ve temiz kalmasını sağlayan akarsu şelaleleri var. Onlardan alabilirsiniz. Bunlardan su içmeyi daha çok severler. Üçüncü ve son olarak da başta belirttiğim gibi yüksek su oranına sahip konserve mamaları bir öğüne ekleyebilirsiniz. Tabi bu yöntemleri az su tüketen köpeklerde de uygulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.